Merhabalar. E, aylardır seçim yayını yapıyoruz. Yerel seçimler tamamlanan seçimlerinden sonra İstanbul tekrar seçimleri. İnanması zor ama seçim sürecini tamamladık. İstanbul'da belediye başkanı belli oldu ve biz bu gelişmeyi, seçim sürecini hem siyasi gelişmeleri hem de medyadaki yansımasını deneyimli bir gazeteci arkadaşımızla konuşacağız. Mirgün Cebaz stüdyomuzda. Mirgün hoş geldin. Merhaba Hakan, hoş bulduk. Çok seviniyorum seni programa konuk aldığımızda çok Teşekkür seyrek ederim. oluyor belki ama. Şimdi... Öncelikle e, nasıl bir ruh hali içindeyiz, nasıl oldu bu aylarca süren maraton diyelim artık 100 metreye çok geçti i̇ki tamamlandı. İki maraton üst üste koşuldu üstüne. Evet. Aralıksız iki maraton. Evet. Yani e, önce 31 Mart sonra işte 23 Haziran derken hepimizin sinirleri gerildi. Yani e, seçmen olarak da gerildi, vatandaş olarak da gerildi. Partilerin e, yandaşları, taraftarları, işte e, destekçileri de gerildi, medya da gerildi. Hepimiz gerildik. Şimdi kazanan da kaybeden de bir rahatlamıştır diye düşünüyorum. Kaybeden, kaybeden de rahatlamış mıdır? Kesin yani? rahatlamıştır. Çünkü özellikle aday bazında baktığın zaman Binali Yıldırım'ın her ne kadar çok istiyorum o ilk 5 yılı özellikle çok istiyorum demiş olsa bile ilk 31 Mart seçimlerinde pek de gönülsüz olduğu sonrasında artık yani seçimleri de iptal ettirdik. Biz buna ben de buna asılmazsam herhalde iyice ayıp olur hissiyle biraz asılmış bile olsa bu iş bittiği için en azından rahat olduğunu düşünüyorum, rahatladığını düşünüyorum. Peki kazanan ve kaybeden adayların birinci yarı ve ikinci yarıdaki diyelim performanslarını bir değerlendirmeni isteyeceğim. Yani 31 Mart ve düne kadar Önce istersen Binali Yıldırım'dan başlayalım. Valla Binali Yıldırım ilk yarıda ilk ikinci yarıya kıyasla daha fazla, daha az asıldığı işe. Herkes de bunu gördü orada biraz parti teşkilatına, biraz Erdoğan'a, biraz medyaya falan sanki yükü yıkarak bu işte biraz daha geride durmuş gibiydi. Belki nasıl da kazanacağız hissinin verdiği bir rahatlık olabilir bu. Ama işlerin öyle olmadığı görüldü. Sonrasında Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey yapıldı. Binali Yıldırım'a yeni bir şans vermek için. O da artık az önce dediğim gibi bu şansı bari iyi değerlendireyim diyerek ve birazcık daha durumun gerçekten ciddi olduğunu fark ederek... Ee, kolları biraz daha fazla sıvadı ama iş işten geçmişti, Üsküdar'a geçirmişti çoktan. Evet. Ee, İmamoğlu'na gelince İmamoğlu valla birinci e, seçimde de ikinci seçimde de performansını artırarak e, sürdürdü. E, belki e, hani ikinci seçim öncesinde ya bu iş artık kabak tadı verdi, dedirtir mi diye e, belki düşünenler olmuştur çünkü aynı mesajları veriyor, ısrarla veriyor. E, ama e, etki alanının büyüdüğünü gördük özellikle Karadeniz e, gezisiyle birlikte etki alanının büyüdüğünü gördük. Ve e, bu Ordu Havaalanı'ndaki tartışma dışında e, hiç de falso vermeden e, bir gaf yapmadan e, sinirlerine mağlubu olmadan e, bu kampanyayı bitirdiğini gördük. Özellikle 31 Mart öncesinde çok provoke edildiğini, sahada çok provoke edildi, edildiğini görmüştük. Yani işte halkla buluşmasında araya giren e, AKP'liler e, artık bunlar troll mü yoksa gerçekten e, can siperhane bir şekilde partiye gönül vermiş insanlar mı bilmiyoruz ama İmamoğlu'nun üzerine birebir oynadıklarına tanık olduk. Onlar da iyi geçmişti o sınavları. İkincisinde de, e, ikinci yılda da, ikinci seçim kampanyası döneminde de çok başarılı e, bir e, kampanya yaptı ve sonuca ulaştı. Tabi yani ben ilk seçimin ardından seçimler iptal edildikten sonra herkeste bir tedirginlik vardı. Yani acaba bunun altından bir Çapanoğlu çıkacak mı? Sandıklarla ilgili bir şey mi olacak? Yok işte gündemi saptıracak şeyler mi yapacak AKP? Ee, gene bombalar, bombalar falan mı olacak diye çok korktu herkes. Özellikle İmamoğlu destekleyenler. Ee, yani bombalar kısmına dair bir şey söyleyemezdim ama seçimde, sen yani sandık başında bir numara olmayacağını, yapılamayacağını zaten 31 Mart seçimlerinde görmüştük ve doğrusu da hani şapkadan bu kez bir tavşan çıkaramayacağını düşünüyordum ben ve sadece zar atıyor AKP bu seçimleri iptal ettirerek ya tutarsa evet. belki becerebiliriz bir şansımız daha olsun diye bir kart daha çekiyor diye düşünüyordum dün de öyle olduğunu gördük üstelik de hani kart zar kumar terimleriyle başlamışken all in yaptı elindeki her şeyi sürdü yani sahip olduğu ve olmadığı her şeyi sürdü ileriye ve hatta Belki biraz e, gelecekten de borçlandı e, ama masadan ağır bir yenilgiyle kalktı. Peki biz burada iki isim üzerinden konuştuk ama biraz daha genişletirsek kazananlar ve kaybedenler diye şöyle 3-5 isim Hı -hı. saysak nasıl Hı -hı. sayarsın bunları? Ee, bir kere kaybeden, büyük kaybeden Binali Yıldırım. Çünkü artık siyasi kariyerinin herhalde sonuna yaklaşmış bir isim ve en son meclis başkanıydı. Oradan İstanbul gibi bir makama başkanlığı gibi bir makama aday olmak için istifa etti kazanırsan bir kayıp değil. Yani meclis başkanlığı mı, büyükşehir belediye başkanlığı mı İstanbul'un dersen tabii ki orası. Ama kaybedersen eldeki meclis başkanlığından olmuş oluyorsun. Üstelik de başbakanlığı lağvetmiş bir başbakan evet. olarak e, oraya terfi etmiş olman hani senin de onurlu çıkışın olurdu. Ama o çıkışı da tepti ve şu an eğer yapabileceği şey Cumhurbaşkanı yardımcılığı falan gibi bir şey olabilir en fazla. Atanarak gelebileceği yer burası eğer bir daha seçimlere katılırsa vesaire onu bilmiyorum. Büyük kaybeden o. Ee, onunla birlikte büyük kaybeden tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü o da e, her türlü yeteneğiyle ve varlığıyla e, angaje oldu bu işe e, ve elindeki her şeyi sürdü. E, ama o da kaybetti ve üstelik ilk defa kaybetti e, ve bir ilk kayıp içinde büyük bir e, kayıp bu. Yani e, İstanbul gibi bir yerde 10 puan, 9 puan geride kalmak üstelik de İstanbul Belediye Başkanları tarihinde en fazla oyu alarak %54'e ulaşarak kazandı. Yani Erdoğan'ın aldığı Erdoğan diğer 25 iki katından fazla. en yüksek oy almışın 5 puan üzerinde geçmişti. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ama çok daha önemli bir başka bir şey var. Son seçimden yani tekrarlanan seçimde yani 31 Mart'tan bugüne kadar 3,5 puanlık bir oy kayması olduğunu görüyoruz. Ve bunun da doğrudan AKP ve MHP seçmenleri arasında olduğu belli. Ee, bu önemli bir kayma demek. Çünkü e, hep yakındığımız şey şuydu. ya Bu ülkede oradan buraya buradan oraya oy geçişkenliği yok. Herkes e, kendi kampını sıklaştırmak için e, mücadele ediyor ve bunda da çok başarılı olundu. Ve bunun mimari da işte AKP'dir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diyorduk. İlk defa böyle bir oy kaymasının olduğunu gördük. Ve anlamlı sonuçları olan bir kayma bu. Şimdi baktığınız zaman %54 çok büyük bir oran ve çok iyi bir oran. Ama %45 var öbür tarafta. Her şeye rağmen bütün ekonomideki kötü gidişata, seçmendeki bıkkınlığa, AKP iktidarındaki yıpranmaya rağmen orada bir 45 olduğunu görüyoruz. Orada baktığınız zaman ciddi bloklaşmış bir şey var. Ama tekrar başa dönüyorum. 3,5 puanlık kayma da az bir şey değil. Şimdi ben iletişimle ilgili bir şeyler anlatıyorum uh -huh. şu dönemde. Bir takım eğitimler yapıyorum falan. Orada söylediğim bir şey var. O da diyorum ki yanınıza çekmek istediğiniz insanları onları kızarak, ...onları korkutarak, onları aşağılayarak, onlara tepki göstererek yanınıza çekmekte başarılı olamazsınız. Bu süreçte yapmanız gereken tek şey insanları baştan çıkarmaktır. Baştan çıkarmak da aslına bakarsan romantik anlamdaki baştan çıkarmaya yakın dinamikler işliyor orada. Yani kişinin kendisini sana bırakmasına izin verecek şekilde onda güven telkin etmek. Onun da korktuğunu bilerek, çekinceleri olduğunu bilerek ve senin ondan... Ee, çekindiğin gibi özellikle siyaset meselesinde, siyasi konularda ya da görüş ayrılıklarında olduğu gibi, sen onun varlığından ne kadar rahatsızsan, onun da senin varlığından o kadar rahatsız olduğu e, ve senden korktuğunu göz önünde bulundurarak onu baştan çıkarman gerekiyor. Şimdi İmamoğlu bunu bugüne kadar yapabilmiş ilk siyasetçi oldu. Yani son 20 yıl işte 17-18 yıl içinde bunu yapabilen ilk siyasetçi oldu. E, ve %3,5'luk bir oy kaymasını sağladı. Aslına bakarsan bu son seçimdeki 3,5. Belki ondan önceki 31 Mart seçimlerinde de yani CHP, İYİ Parti ve HDP toplamına baktığın zaman onları da aşan belki bir oya ulaşmıştı zaten. E, dolayısıyla e, bu önemli bir şey. Şimdi e, bunlar bu e, İmamoğlu'nun araladığı bu kapıdan ilk geçen AKP seçmenleri diyebiliriz belki ya da ilk geçen MHP seçmenleri diyebiliriz. Bu kapının böyle aralık kalması, biraz daha açılması, bu 3.5'un 13.5'a, 23.5'a çıkması bugünden sonra tamamen Ekrem İmamoğlu'nun performansına bağlı. Her ne kadar ittifak adayı olarak seçime girmiş olsa da İmamoğlu her iki ittifakı da aşan bir figür olarak öne çıktı ve bundan sonra yapacağı her şey evet. e, bu korku kapısından e, ilk geçen insanları e, korkularından vazgeçmekte haklı olduklarını kanıtlamalarını kanıtlamasına evet. bağlı. Evet. Evet. E, dolayısıyla yani bu ilk early adopters denilen bir şey var bir grup vardır özellikle teknolojiyi uh -huh. veya da trendleri belirleme konusunda. Belki bu seçmen içinde öyle early adapters, yani ilk benimseyenler diyebiliriz. Arkasının gelip gelmeyeceğine bakmamız bu gerekiyor. Bu önemli bir yorum gerçekten. E, bu arada kaybedenler derken iki isim verdin. Evet başkaları sonra da var. Bahçeli'yi de saydın mı bilmiyorum. E, saymadım şey ama sayacağım. Sayacaksın. <laughs> Bahçeli'yi de sayacağım. Bahçeli e, aslında tabii son zamanlarda siyasi varlığını e, hani biraz orada sonra orada olmuyorsa burada gibi böyle bir takım e, stratejik pozisyonlanmalara bağlamış durumda. Ee, dolayısıyla bu son kendisini bağladığı stratejik konum kaybedenler tarafı oldu. Dolayısıyla kaybetti. Ama bir şey de daha kaybetti. O da Abdullah Öcalan hamlesini AKP'nin yaptığı içselleştirerek, benimseyerek, bunu teşvik ederek, kendi tabanını nezdinde bir tutarsızlık meselesi yaşadı. Sadece kendi tabanı değil aslında yani belki İyi Parti'den onu gözlemleyenler, kendi içinden ona bakanlar, e, muhtemel seçmenleri ya da neyse e, orada bir tutarlılık meselesi olduğu ortaya çıktı. Ve bu da böyle hani kolay geçiştirilebilecek bir şey değil çünkü bu MHP'nin en ana damarı yani bundan daha kalın bir damar yok e, MHP için milliyetçilikten ve işte e, PKK'dan, terörden, e, Kürt meselesinden daha fazla beslendiği bir şey yok. O damarda ciddi bir çatlak var şu an. Oradan ne kadar bir, evet. bir sızma olacak onu göreceğiz. Peki biz hep şartlandık her seçimden sonra Bahçeli seçimi ilan eder mi diye. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Bu üzerinde konuşmamız gereken bir şey ama bir kaybeden daha var. Hı -hı. Ee, o da son dakikada kaybedenler Katar'ını atlayan Abdullah Öcalan. Ee, bu Katar'a binmek zorunda değildi. Ee, şunu söyledim yani bir insan mahkum olabilir. Ee, bir insan rehin de olabilir ama rehin mahkum olmak ne demek yani hem mahkum hem rehin. iktidarın elinde. Ee, kendisini işte benimseyenlerin, takip edenlerin, lider kabul edenlerin ondan bir takım beklentileri var. Ve o beklentilere hiç uygun olmayan bir tavır sergiledi. Ee, bunu hangi motivasyonla yaptığını doğrusu bilmiyoruz. Yani işte avukatlarına yaptığı açıklama, sonra işte bir akademisyene yaptığı açıklama. Bunu niye yaptı? Bunu niye içine sindirdi? Bilmiyoruz. Ama herhalde bir panikledi ya da kısa vadeli bir beklentisi vardı. Bunu ya yapması karşılığında pazarlıklar bir pazarlıklar vardı. vardı. Ee, ama buradan kazançça çıkmadığını söyleyebiliriz. Bu e, bundan Selahattin Demirtaş ve HDP'nin e, yöneticileri e, kazançça çıktılar. Çünkü ee, HDP'lilerin pek çoğu e, şunu gözeterek oy kullandılar. Ee, özellikle son dönemlerde, özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'da e, terörle mücadele e, Çerçevesinde kabul edilmeyecek şeyler de yapıldı, İnsan hakları ihlalleri de yapıldı ve onlar çok kişinin canını yaktı, hmm. haklı olarak. Sadece orada yaşayanların değil, burada yaşayanların da canlarını yaktı. Belki Dolayısıyla bir parça Suriye'deki gelişmelerinde yansıması oldu herhalde. Şüphesiz. Seçmenlerde. Evet e, ve e, HDP'liler bunu da unutmadan oy kullandılar. Dolayısıyla e, onlarda da bir AKP'ye ilk fırsatta aslında hani bir ceza vermek e, motivasyonu vardı. Bunun için Öcalan'ın mesajını bile göz ardı etmeyi göze aldıklarına göre bunun ne kadar güçlü bir mesaj olduğunu görmemiz lazım. Yani Kürt seçmeninde pek bir karşılığı olmadığını düşünüyorsun İstanbul'daki seçimlerde değil mi? Öcalan'ın Öcalan olmadığını Hı -hı. daha da önemlisi Öcalan'ın e, artık bir manivela olarak kullanılamayabileceğini belki AKP tarafından bundan sonra e, da düşünmeye başladım ben doğrusu. Peki. E, onun dışında... Kazananlara mı geçelim başka bir şey daha eklemek ister misin? Ee, kazananlara geçebiliriz. Ee, İmamoğlu büyük kazanan ee, nedeni belli çünkü seçildi çünkü çok zor bir şey yaptı. Kampanyasını e, yöneten e, Necati Özkan e, onu da herhalde konuşma fırsatınız olur diye düşünüyorum. Evet yarın bekliyoruz. E, aday gelmişti. olduktan hemen sonra şey demişti yani çok zor bir işe kalkıştık. ...Mission Impossible'a kalkıştık evet. demişti. Daha adaylığının hemen açıklanmasından bir gün sonra İmamoğlu'nun... vallahi Mission Impossible'ı iki defa accomplish etti, yerine getirdi. Evet, imkansızı, Dolayısıyla, imkansızı başardı. Dolayısıyla İmamoğlu çok büyük bir yükü omuzlayarak, büyük bir sorumluluğu omuzlayarak başarılı oldu... Ama tabii İmamoğlu bir günde ya da kampanya sürecinde İmamoğlu olmadı. Yani baktığınız zaman İmamoğlu'nu hani hakikaten samanlıkta arayarak bulmuşlar gibi bir profil baktığınız zaman. Yani orada işte Kılıçdaroğlu'nu da, Canan Kaftancıoğlu'nu da, Akşener'i de ve ona destek veren HDP'yi de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü yani işte hani inançlı, sağcıları ürkütmeyen ama layık, işte modern bir ailenin babası ondan sonra. Belediye başkanı geçmişi var, hitabeti güçlü falan. Hani bunları arasanız arasanız CHP evreninde belki bir kişi çıkardı karşınıza. O da çıkmış oldu. Bir de şunu gördük. Yani daha önce Muharrem İnce tecrübemiz vardı. O hani atışan, polemiğe giren, ondan sonra bağıran, çağıran ve bir kısım insanların çok hoşuna giden bir profildi. Ee, insanların yüreğini de soğutuyordu. Ee, Erdoğan'a belki ve AKP'ye her çattığında. Ama geçerli ve sonuç alınacak yöntemin ne olmadığı da Ekrem İmamoğlu örneğine baktığımız zaman anlaşıldı. Dediğim gibi yani o korku kapısını e, insanların korkudan çıkmaları için kapıyı aralamak için böyle bir profile ve böyle bir söyleme ihtiyaç varmış. Başarılı oldu. Bu arada izninle bir Tabii. ek yapayım. Türkiye'de. Hayat zaman o kadar hızlı geçiyor ve o kadar çok değişiklik oluyor ki ve hafızamız bazen o kadar kısalıyor ki bugün 24 Haziran pek çoklarına göre 23 Haziran'dan sonraki ilk gün. Halbuki bir yıl önce sadece bir yıl önce Türkiye'de seçimler oldu. Evet. Yani dengelerin önemli ölçüde değiştiği, işte AK Parti'nin %50'yi aşkın oy aldığı, %54 CHP'nin o yüzde %34, HDP'nin 12 vesaire ve aynı zamanda başka, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın %52,6 ile aldığı ve İnce'nin %30,6 ile kaybettiği, yani o zamandan bu zamana o kadar çok şey evet. değişti ki artık hatırlamakta bile güçlük çekiyoruz. Evet, aslında bunu da ortaya koyduğun zaman dünkü seçimlerin sonucunun ne kadar önemli olduğunu, yani bir yılda işte oy tabanında gerçekleşen erime, evet. onun dışında büyük bir her şeyi değiştirme iddiasıyla getirilen bir başkanlık sisteminin ardından fiilen tıkanmış bir sistem, ee, bunu daha da derinleştirebiliriz yani. sistemin nasıl tıkandığını. Dolayısıyla e, büyük bir değişiklik büyük bir kayıp AKP adına. E, Kazananlar cephesinde evet İmamoğlu, CHP e, onları sayabiliriz, evet. İyi Parti'yi sayabiliriz ve bundan sonra İmamoğlu'nun yaptığı her şey aslında e, Millet İttifakı'na yarayacak. CHP ile MHP'nin hiçbir hata yapmadan kenarda durup beklemeleri bile... Ve işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de belediyeleri çalıştırmaları, Antalya'da belediyeleri doğru düzgün çalıştırmaları bile gerçekten hani şey böyle peşin satan bakkal gibi hmm. bir paranın sürekli ya da bir itibarın, kredinin onlara gelmesini evet. sağlayacak. Evet. Çünkü AKP'nin son derece sıkışık bir konjonktüre kendini hapsettiğini biliyoruz. İstersen biraz da ondan bahsedelim. Ya aslında ben şunu merak ediyorum. Yani şu an senin beklentin ne? Ne olacak? Hükümette bir takım revizyonlarla mı iktidar durumu idare hmm. etmeye çalışacak? Demin konuşurken bir kenara koyduğumuz bahçelinin olası seçim erken seçim Hı. şeyi vesaire. Şimdi bir erken, mesela işte iki gündür erken seçim beklentilerini dillendirenler var. Hı. E, siyaset yorumcuları arasında e, ya da bunun yapılması gerektiğini savunanlar var bu ekonomik konjonktürde. Ama bu yaklaşım e, bizim geride bıraktığımız parlamenter sistemin aklına uygun bir yaklaşım. Ne olur? E, i̇şte yüzde 45 oy almıştır. Hemen baskın bir seçim yapar. Yüzde 40'a düşse bile oyları, e, 35'e bile düşse tek başına iktidar olma şansını e, yakalar. Güven tazeledim der. Belki bir koalisyon e, işte MHP'li olduğu gibi devam edebilir. Ama Erdoğan'ın bugün Türkiye'ye dayattığı ve kendisini köşeye sıkıştırdığı başkanlık seçim sisteminde böyle bir imkan yok. Yapması gereken tekrar %50 artı bir oya ulaşmak. Ama daha dün siz oyunuzu 45'e düşürmüşken yarın ve koşullar giderek de zorlaşırken ekonomi adına ve başka alanlarda %50'yi tutturacağınızın garantisi yok. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın bir erken seçimime en azından görünür vadede bu statüko, bu güç dağılımı değişmeden gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü kazanacağı bir şey yok. Yani e, hani 20 milletvekili eksikle devam edebilirim ama hala yönetme etkisi bende olur. Bir de güven tazelemiş olurum. Bu beni işte 3-4 yıl idare edebilecek durumu yok. Çünkü başkan seçilememe ihtimali çok yüksek. Ayrıca ekonomi var, s, s 4 var mesela. ve yani başımıza gelebilecek daha bir sürü partinin şey var. Partinin bölünmesi ihtimali, i̇htimali var. Ya, hala konuşuluyor falan. Bu konjonktürde yapmak isteyeceği en şey, en son şey bir ortada bir sandık görmektir. Ee, dolayısıyla AKP'nin ben e, pek çok zaman önce aslında hepimizin öngördüğü gibi kendini feci şekilde köşeye sıkıştırdığını görüyoruz. E, MHP'nin o kadar etkili olamayabileceğini görüyoruz. Evet Bahçeli gibi MHP gibi e, ne zaman ne yapacağı çok öngörülemeyen bir ortağı var ama onun da doğrusu e, daha önce yaptığı gibi bir önceki koalisyona son verdiği gibi yani işte DSP, e, Anavatan Partisi e, ve kendilerinin olduğu koalisyona son verdiği gibi e, hadi seçime gidelim diyebilecek bir durumda olmadığını da düşünüyorum ben. Vallahi AKP'nin yapabileceği en iyi şey birazcık istikrara kavuşturmak Türkiye'yi, ekonomik konusunda bir takım adımlar atmak, düze çıkmamızı sağlamak, belki birazcık etrafımızı, komşularımızla ilişkileri toparlamak ve ondan sonra seçime gidebilecek duruma gelmek, evin içini toplayıp öyle misafir kabul edebilecek duruma gelmek. Ama bunu yapabilir mi dersen ben hiç zannetmiyorum. Çünkü e, her şeyden önce e, spor ka ka kavramlarıyla konuşacak olursak AKP'nin artık bir kadro derinliği kalmadı. Ee, bir Kemal Derviş yaratmak, bir Mehmet Şimşek bulmak, bir Ali Babacan bulma ihtimali yok bana sorarsanız. Ee, Bulabileceği en iyisi işte Berat Albayrak. Ee, Onunla da ne yaptığını görüyoruz. Ee, ve şunu söyleyeyim yani yaptığı işte herhangi bir alanda e, uluslararası ya da ulusal saygınlığı olan herhangi bir kişinin e, otorite kabul edilecek herhangi bir kişinin herhangi sektör hangi uzmanlık alanı olursa olsun gönüllü olarak e, AKP'nin herhangi bir noktasında görev kabul etmeyeceğini ee, varsayabiliriz bunu bir veri olarak kabul edebiliriz Yani bu e, deprem profesörlüğü de olabilir tıp da olabilir eğitim de olabilir ekonomi de olabilir spor da olabilir Yani kendisine saygısı olan ve uluslararası saygınlığı olan kimsenin şu aşamada AKP'de e, bir görev almayacağını varsayabiliriz evet. Dolayısıyla eğer ekonomiden bahsediyorsak ekonomideki işleri çok zor ee, Öyle olduğunu görüyoruz Kaldı ki oradaki Erdoğan'ın hani yönetme biçimine razı olacak ve saygın ve otoriter ya da işte hani otorite kabul edilebilecek herhangi bir insanın da bu ekonomiyi kurtarmak üzere görev kabul etmeyeceğini varsayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir durum var. Tabii bir de Erdoğan'ın yakın çevresi de 5 yıl önceki çevre değil, 10 yıl önceki çevre değil. Yani gerek işte partideki arkadaşları, gerek akıl aldığı insanlar, gerek kendisine akıl veren medya mensupları. Oraya gönüllü doğru danışmanları. Son Evet, gönüllü danışmanları. Yani burada çok ciddi bir kalibre kaybı var. Evet. Bunu da zaten görüyoruz. Dolayısıyla oradan destek alabileceği kimse yok. Çünkü onun, o tabii bir döngü. Yani o gerçekçi feedback, geri besleme tahammülü kalmadıkça insanlar ona evet efendim hmm. demeye başladılar. Ee, i̇nsanlar evet efendim çok haklısınız sizin dediğiniz gibi demeye başladıkça o daha fazla bunu bekledi falan. Bu döngü kendini besledi ve artık bu evet. kolay kolay bir liderin içinden çıkabileceği bir döngü değil. Peki bir gün medyaya biraz bakalım. bakalım. Şimdi %95 97-98 ölçüsünde iktidar hakim böyle bir medya böyle bir propaganda aygı karşısında ne yapılabilir ki? Den geldik geldik ve bütün bu araç Ters tepiyor hı hı. noktasına kadar geldik. Son günlerdeki ve bugünkü medyaya baktın herhalde en azından iktidar yanlısı kesimde. Nasıl gördün bu süreçte medya? Birkaç şey söyleyeyim. E, bu süreçte e, medya adına gerçekleşen en önemli şey e, şu tartışma programıydı. E, kaderin cilvesi o da aslına bakarsan bir televizyon stüdyosunda değil bir kongre merkezinde gerçekleşti. İsteyen yayınlasın diye yapıldı. Dolayısıyla bunu e, yayınlamaya ehil. Ee, öne çıkacak, ne bir kamu kuruluşunun, ne herkesin güvendiği bir özel kuruluşun olmadığı ortada. Bu yüzden buna gidildi. Ee, her iki tarafın da benimsediği ve özellikle bir tarafın öne sürdüğü ismin, o iş yapıldıktan sonra İsmail Küçükkaya'nın nasıl lime lime edildiği ortada. Ben daha bu tartışma yapılmadan önce İsmail'i lime lime edecekler, yani iyi yapacağından şüphem yok ama ona rağmen parça parça edecekler demiştim. Hakikaten de dediğim gibi oldu. Yani medyanın bu süreçte hiç rol oynayamadığını, yani kayda değer bir rol oynayamadığını, akılda kalacak bir iz bırakamadığını gördük. Yaptıkları tek şey AKP tarafından üretilen işte o bir takım suçlamaları amplikatörü olmak ve onları yaygınlaştırmaya çalışmaktı. Etkilerini bir şekilde artıramadan veya azalarak sürdüreceklerini ne düşünüyorum. Ne olur bundan sonra özellikle yandaş ya da havuz ya da yani iktidar e, yanlısı medyadaki e, gelişim ne olur bundan sonra? E şimdi hocam? bir e, çok da faydalı olmadıkları ortaya çıktı. İkincisi, e, maddi olarak sürdürülmeleri e, giderek zorlaşıyor. Çünkü bu ölçekte bir medyayı beslemek ve sürdürmek kolay değil. Yani özellikle işte e, Doğan grubunu satın aldıktan sonra Demirören grubunun e, hiç de başarılı olamadığı, bankanın fiilen Ziraat Bankası tarafından yönetildiği falan hep söyleniyor ondan sonra. Ve burada e, bir de bunların artık finansmanı da giderek zorlaşıyor. Çünkü e, bu gruplar başka kanallardan... E, Devletle iş yapan ve bunun karşılığında da medyayı AKP lehine işletmek için görevlendirilmiş ya da sorumluluk almış kişilerin elindeki medyalar. Ama artık bu döngü de günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle çok sürdürülebilir değil gibi görünüyor. Ee, ...ve doğrusu ben şunu merak ediyorum... ...işte senin de herhalde 30 yılı geçmiştir meslekteki kıdemin... ...ben nereden baksan işte 25 yılı geçtim falan... ...şunu düşünüyorum ben mesela... E, ...son 2-3 yıldır yapmıyorum günlük bir şey ama... Geride kalan 25 yıl boyunca her sabah yataktan ya bugün acaba ne yapacağız heyecanı hafif kaygısı karın ağrılarıyla kalkardım ve işe öyle giderdim evet. yöneticilik yaparken de editörlük yaparken de program sunarken de böyle bir tatlı telaş olurdu içimde zaten bizim işi yapma sebebimiz bu. Tabii. Mesela bu insanlar sabahları yataktan hangi motivasyonla kalkıyorlar çok merak ediyorum yani şu an bu medyada yazan çizen burayı yöneten insanlar yani işin ilginci hani başlangıçta şunu düşünebilirsin ya bunların bir misyonu var bir dava uğruna işte bir şey yapıyorlar E bir dava da yok yani ulaşılacak bir hedef de yok e, dolayısıyla e, bu motivasyonların ne olduğunu çok merak ediyorum ama öte yandan şunu da hissediyorum yani bu Medya üzerindeki ablukanın bundan sonra gevşeyeceğini, kırılacağını <laughs> düşünüyorum. Yani gerek şu an içinde bulunduğumuz stüdyo ve platform, T24 gibi platformların gerek yeni kurulacakların, belki hatta dijitalin dışında basılı ya da işte televizyon gibi kanalların varlıklarını artırıcı sayınca da artıracaklarını, güçlerini de artırabileceklerini evet. düşünüyorum. Çünkü bir kere bu ekonomik abluka bir miktar kırılacak bütün zorluklara rağmen. E bir de iyi kötü nereden baksanız bir alternatif çıktı ortaya ve o alternatif siyasi alternatif çıktığı zaman onun etrafında e, de bir takım oluşumlar olur. Yani entelektüel oluşumlar da olur, think tankler, e, yayın organları da olur e, ve onun etrafını örerler ve onu bir yere doğru taşırlar. Evet. Ki İmamoğlu'nun da bir üst hedefinin daha olması kadar normal bir şey yok. Herkes... Onun dört sene sonra e, devlet başkanlığına da aday olabileceğini düşünüyor. Bu da şaşırtıcı olmaz. Dolayısıyla böyle hem organizasyonel hem maddi imkanların artacağı, e, belki iş adamlarının da e, bağımsız kuruluşlara reklam vermekte, destek vermekte şimdiye kadar olduğu gibi korkmayacağı evet. E, evet, bir yani. düzenin kapıda olduğunu ya da bunun başladığını e, söyleyebiliriz. Ee, Medya içinde değişimler de olacak herhalde. Ben izninle iki şey ekleyeyim. Bugünkü gazetelerden bir Abdurrahman Dilipak belediye ile gelen belediye ile gider gibi bir şey dedi. Bir başkası kararda Yıldıray Oğur. Oğur herkes artık bir iki yeni şey, eleştirel şey söyleyebilir dedi. AK Partili işte bürokratı da, siyasetçisi de, hakimi de ve gazetecide bir iki not, bir iki eleştiri yapabilir dedi. Yani biz hep özgürdük ve toplumun yarısı çok korkuyordu. Öbür yarısı hiç korkmuyordu. Ama hangi yarısı korkmuyordu biliyor musun? Oy vermeyenler korkmuyordu. Yani AKP'nin dışladıkları korkmuyordu. Ama öbür yarısı, özellikle öbür yarının içindeki gazeteciler, bürokratlar, siyasetçiler, milletvekilleri, danışmanlar hepsi aslında korkuyordu. Çünkü Erdoğan'ın otoritesi var ve o otoriteyle karşı karşıya kaldıkları zaman ya da onun öfkesiyle karşı karşıya kaldıkları zaman bu yakıcı olabiliyordu. Dolayısıyla o korkuyla yönetim biçimini bizim üzerimizde ya da ona tabi olmayanlar üzerinde, evet. ona yandaş olmayanlar üzerinde gösteremedi. Evet. Öbür taraf üzerinde gösterdi. Şimdi umalım ki bu son seçim sonuçları ve bundan sonra başlamasını umduğumuz gidişat onların da biraz daha özgürleşmesini sağlasın. Evet. Onların da biraz ellerini rahatlatsın. Onlar da kendilerini gerçekçi olmayan yerlere hapsetmesinler. Dışarıda başka bir dünya var. Başka gelişmeler var. Her şey değişiyor. Her şey her zaman değiştiği gibi bazı dönemlerde o değişim hız kazanıyor. Ee, bu da o değişimin hız kazandığı dönemlerden biri olacakmış gibi görünüyor. Bekleyip bu göreceğiz. güzel sözlerle bu söyleşiyi bitirelim. Teşekkür Çok, Çok teşekkürler. Mirgün Cebastı bugünkü konuğumuz. Hem seçim sürecini ve bugünkü gelişmeleri, yarınki olası bir takım değişiklikleri ele aldık. Hem de elbette ki kendi alanımıza dönüp baktık sektörümüze. Gazetecilikte durum ne, nereye doğru gidebiliriz? Yeni Söyleşilerle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.